İyi akşamlar. Öncelikle tabii ki 2 puan kaybettiğimiz için üzgünüz, onu söyleyeyim. Çok tek taraflı bir müsabaka oldu. Oyunun ilk bölümünde de 2-3 tane pozisyonumuz var. İkinci yarıda da pozisyonlarımız vardı. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra pozisyonlarımız vardı. Değerlendirebilseydik belki de kazanabilirdik ama değerlendiremedik. Yarım pozisyona, maç boyunca yarım pozisyona girmeyen takımdan gol yedik. Onu söyleyeyim. Ama yani bu bahaneler kimi teselli eder? Beni teselli etmiyor. Belki size eder. Üzgünüz. Kazanamadığımız için. Kazanıp çok daha iyi bir pozisyonda olmak isterdik ama maalesef bugün için kısmet olmadı. Oyunla ilgili çok konuşulacak bir şey yok bence oyunla ilgili. Çünkü böyle oynayan bir takıma karşı gerçekten oyun oynamak biraz zor. Pozisyon üretmek de biraz zor. Onu söyleyeyim ama çocuklar ellerinden geldiğince üretmeye çalıştılar. Ama sonuçta kazanamadık. İnşallah bundan sonraki maçlarda çok daha iyi oyunla kazanıp yolumuza devam ederiz. Ajanslardan soru var mı? İyi akşamlar. Yok. Bir tane soru var hocam. Tek bir soru. A Spor, Sercan Dikme. Hocam 57. dakikada neredeyse bütün orta sahayı değiştirdiniz. Bunu önümüzdeki haftalar için bir kadro revizyonu sinyali olarak alabilir miyiz demiş. Şöyle cevap vereyim. Yani tam soruyu anlamadım. Yani ne alakasız bir soru. 3 tane orta saha değiştirdik. Çocuklar çünkü 3 günde bir maç oynuyorlar. Ve yoruluyorlar, yorgun düşüyorlar. Bu çok doğal. Bazı oyuncuları değiştirmek zorunda kalıyoruz. Bazen performanslar kötü oluyor, değiştirmek zorunda kalıyoruz. Yani bu kadar yakın oynanan bir ligde fazla oyuncu değiştirmenin çok doğal olduğunu düşünüyorum bir defa. Onu söyleyeyim. Yani oyuncu değiştirmek bir rotasyon değildir. Çok fazla maç oynuyorlar. Yorgun oyuncular, yoruluyorlar. Çok da geniş bir kadromuz yok şu anda. Sakat oyuncularımız var. 3 tane oyuncumuz yok. Mensah takat buna sarı kart cezası oldu. Hafta sonunda 4 oyuncu oldu bu. Yani oyuncu eksikliğimiz var. Elimizden geldiğince bütün oyuncuları bir şekilde oyunun belli bölümlerinde kullanmaya çalışıyoruz. İyi akşamlar.